Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün size pamuk gibi yumuşacık poğaça tarifi hazırladım. Eminim sizler de yaptıktan sonra çok beğeneceksiniz. Hemen sizi fazla bekletmeden yapılışına geçelim. Hemen malzemelerimize geçelim. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su. Alabildiği kadar un, ortalama 6-6,5 ya da 7 su bardağı kadar un alabilir. 2 yumurta sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Sarısını daha sonra üzerine sürmek için kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya, isterseniz yaş maya veya kuru maya da kullanabilirsiniz. Öncelikle sıvı olan malzemeleri kabımıza alıyoruz. Şekeri ve instant mayayı da ilave edip iyice karıştırıyoruz. İnstant mayam eriyene kadar iyice karıştırdım ve göz kararı una ekleyeceğim. Burada yaklaşık 6-7 su bardağına yakın un var. Şöyle bir kısmını, bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Hamurum toparlanana kadar karıştıracağım. Biraz daha un ilave etmek istiyorum. Çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yapacağız. Ben önce kaşıkla toparlayacağım. Daha sonra elimle yoğurmaya geçerim ve artık hamurumu yoğurabilirim. Ele yapışan hamurumu çok iyi yoğurdum. Hafif ele yapışan bir hamur. Üzerine streç folyo ile kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Hamurumun üzerine streç folyo ile kapattım. Daha hızlı kabarması için fırını 50 dereceye ayarladım. Ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Ama isterseniz sadece üzerine örterek de dinlendirebilirsiniz. Normalde poğaçayı çok hızlı bir şekilde yapmayı düşünüyordum ama maalesef randevum varmış ve ben bunu tamamen unutmuştum. Bu yüzden 15 dakika kadar 50 derecede durdu ve fırını kapatıp gittim. 2 saat sonra geri döndüm. Hamurum çok çok güzel kabardı. Üzerindeki streç folyoyu alıp havasını elimle aldım. Tezgahın üzerinde de birkaç defa yoğurduktan sonra 16 eşit bezeye bölüyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak, bu yüzden tezgahı hafif onlayarak bezelerimizi yapıyoruz. Kızım 1 yaşında oldu ama her video montajında özellikle yanıma gelip gürültü çıkarmaya bayılıyor. Bu yüzden yine her videoda olduğu gibi sesini sıkça duyacaksınız. Ben hamuru 16 eşit bezeye böldüm ama isterseniz daha küçük poğaçalar yaparak daha fazla poğaça da elde edebilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezeleri elimle hafif açarak arasına peynir yerleştirip rulo şeklinde yuvarlayarak uzunca bir şekil veriyorum. İsterseniz yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Bütün bezelere şekil verdikten sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve üzerine temiz bir bez örtüp 45 dakika kadar dinlendirin. Veya daha hızlı olmasını istiyorsanız 50 derece fırında 20 dakika dinlenmeye bırakın. Ben fırında dinlendirdim yaklaşık 20 dakika kadar. Daha sonra üzerine yumurtanın sarısını sürüp İsteğe göre üzerine susam ve çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Ben sadece bir kısmına serpiştirdim çünkü çocukların çok fazla arası yok. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum.
Poğaçaları pişirirken çok fazla pişirip kurutmamaya özen gösterin. Çünkü bazı takipçilerimiz gereğinden fazla pişirdiği için kuru olduğunu söylüyorlar. Poğaça çok hassastır. Benim poğaçam da yaklaşık 22 dakika gibi bir sürede pişti. Ne kadar güzel kabardığını ve kızardığını görüyorsunuz sizler de. Kesinlikle denemeniz gereken muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Bu poğaçayı bol bol yapıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Çıkardığınızda ister mikrodalga fırında, isterseniz oda sıcaklığında kendi halinde erimesini bekleyebilirsiniz. Ne kadar yumuşak olduğunu sizler de görüyorsunuz. Gerçekten tam anlamıyla adının hakkını veren bir poğaça. İnşallah sizler de yaptıktan sonra çok memnun kalacaksınız. Ben bu poğaçanın doku testine bayılıyorum. Çünkü gerçekten her defasında beni yanıltmıyor. Yıllardır yaptığım bir tarif, size de tavsiye ediyorum. Poğaçam hala çok sıcak, dumanı üstünde tütüyor. Ama içinin güzelliğini de sizlere göstermek istiyorum. Tariflerimden memnunsanız beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.